Tam İran'ı dışlamak istemiyorlar dediğiniz zaman geçen günlerde bizim de yaptığımız bir haber aklıma geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan bir açıklama vardı. Enver Gargaş'ın, devlet başkanının, danışmanının yaptığı. İran'a büyükelçi atamaktan, böyle bir plandan dahi bahsetti. Evet. Yani aslında çok ilginç bir yeniden bir güç dengesi, belki tarafların biraz daha birbirlerine karşı yumuşak davranarak bir çıkar yol oluşturmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Yani bu zamanda yapılan bu zirve de tabii önemli. Aynı zamanda Biden'ın ziyareti sırasında Suudi Arabistan'da verdiği Rusya, Çin ve İran'a Orta Doğu'da yeni alan bırakmayacağız açıklaması önemli. Yani şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman İran'ın, İran Cumhurbaşkanı'nın hem Erdoğan'la hem Putin'le birlikte resim vermesinin de onun için ayrı, ülke içinde ayrı özel bir önemi var diyebilir miyiz Haklı Hocam? Ne dersiniz? Kesinlikle diyebiliriz. Bu bahsettiğiniz zaten gelişmeler hepsi birbiriyle irtibatlı. Biden Orta Doğu'daki ziyareti boyunca hem İsrail'de hem Suudi Arabistan'da bu mesajı vermeye çalıştı. Çünkü bölge ülkelerinin, özellikle Arap ülkelerinin, İsrail biraz daha korunaklı ama Amerika'ya yönelik asıl çekinceleri, korkuları nükleer müzakerelere dair, İran'la anlaştığınız zaman İran daha güçlenecek ve İran belki bomba yapmayacak belki birkaç sene daha ama bölgedeki baskınlığı daha da fazla artacak. Ve bu lafınıza çok özür dilerim, bir parantez açıyorum. İran'dan yapılan bir açıklama vardı yine daha bir iki gün önce yapılan. Teknik olarak nükleer bomba üretebilme kapasitesine ulaştık diye. Evet, evet. Yani o bölümü söylüyordum. Meselenin iki boyutu var. Bir nükleer bomba boyutu, bir İran'ın bölgesel politikaları. Trump sürekli bunu vurguluyordu. Hatta hatırlayacaksınız, nükleer anlaşmadan çekildiği zaman Mike Pompeo 12 tane şart öne sürmüştü. Onların büyük bir bölümü İran'ın bölgesel politikalarıyla ve balistik füze kapasitesiyle ilgiliydi. Çünkü neden? İran nükleer silahsız da bölgede zaten çok baskın bir güç. Ve uyguladığı sert gücüyle, özellikle vekil güçler üzerinden, Hizbullah üzerinden İsrail'i baskılıyor, Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ı baskılıyor. Bazen Irak'tan, bazen Husiler üzerinden yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırılarda bulunuyor. Kendisi kimi zaman doğrudan Erbil'e füze saldırılarında bulunuyor. Dolayısıyla körfez haritasını gözünüzün önüne getirin. Bir tarafta 85 milyonluk devasa böyle askeri bir güç var. Diğer tarafta çok kırılgan, çok zengin. Ama askeri açıdan, nüfus açısından, coğrafi derinlik açısından çok zayıf ülkeler var. Bunların bütün endişesi yeni bir anlaşma olursa dahi, yani anlaşma olmaması ayrı bir senaryo, onu da konuşuruz. Çünkü anlaşma olmadığı takdirde az önce dediğiniz şey olacak. İran diyecek ki tamam, madem anlaşma yok, ben nükleer faaliyetlerimi arttırıyorum. Ve az önce de onu tartışıyorduk yine kendi aramızda bir programda. Yani İran ne kadar yakın nükleer silaha? Çünkü Kemal Harrazi, eski Dışişleri Bakanı, dün açıklama yaptı. Dedik ki istediğim zaman üretebiliriz. Ondan bir gün sonra yine bir açıklama geldi. Larijani'den, eski meclis başkanının kardeşi, o da üst düzey bir eski diplomat. Benzer sözleri söyledi. Bizim işte liderimizin fetvası bizi üretmekten alıkoyuyor ama teknik olarak önümüze bir engel yok. Şimdi bu herkes için tehlikeli. Türkiye belki burada istisnai bir yeri var. Hem ordusu çok güçlü, hem NATO üyesi, hem tarihsel coğrafi derinliği var, silah endüstrisi güçlü, nüfus olarak İran'a denk vesaire. Türkiye'nin belki böyle bir endişesi o ülkeler kadar yok ama siz düşünün, yani Körfez'in karşısında muazzam bir zenginliğiniz var. Ama biliyorsunuz ki oraya düşen iki tane balistik füze bütün yabancı yatırımcıyı kaçırabilir, 10 yıllardır yaptığınız başarı öyküsünü yok edebilir vesaire. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bu açıklamayı ben böyle görüyorum. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri siyasi olarak son dönemde İsrail'e fazla yakınlaştı. İran bunu not etti ve zaman zaman buna tepkisini gösterdi. Hatırlayacaksınız, Fujairah Limanı'nda vesaire ciddi saldırılar oldu. Gemilere yapılan saldırı. Gemilere yapılan saldırı. Bu hiç beklemedikleri yerden gelen saldırılar. Yani İran burada şu mesajı veriyor. Yani bütün her bölgede hedef içindesiniz. Benim füzelerim, dronlarım, sabotaj timlerim ulaşabiliyor size ve kırılgansınız. Ayağınızı denk alın. Onun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden zaman zaman, ki benzer açıklama Suudi Arabistan'dan da geldi. Muhammed Bin Selman da yaklaşık bir ay, iki ay kadar önce bir benzer açıklama yaptı. İran burada, burada olmaya devam edecek. Biz İran'la diplomasiyi savunuyoruz ama diplomasiden ne anladığınız önemli. Çünkü şimdi Astana süreci bunun güzel bir örneği. Vişnu Hocam az önce müspet taraflarını, bardağın dolu tarafına örneklerle anlattı. Bir de boş tarafı var. İşte 5-6 yıl, 7 yıldır oturuyorsunuz.
yiyip içip dağılıyorsunuz tabiri caizse. Neden? Çünkü üç ülkenin de öncelikleri farklı. Yani Suriye deyince Türkiye'de ne anlaşılıyor? Bir, mülteci meselesi. Bu insanlar geri nasıl gidecek? İki, terör koridoru nasıl kesilecek? Çünkü oradan bize tacizler var, terör örgütünün yerleşmesi var, devletleşme çabaları var. Peki bunun Rusya'da veya İran'da bir karşılığı var mı? Siz bir İranlıya bunu anlattığınız zaman hiçbir önem taşımıyor kendisi için. Hakeza Rusya için. Onların önceliğine bu iç savaş bitti. Benim rejimi tanıyın. Barışalım. Her şey eskisine dönsün. YPG'ye bakarız. Mülteciler de yavaş yavaş döner. Şimdi dolayısıyla bu farklı tutumları birbirine yaklaştırmak çok kolay değil. Ya bu zirvelerin faydası ne oluyor? En azından konuşuyorsunuz. En azından köprüleri atmıyorsunuz. Çünkü biz bunu gördük. Suudi Arabistan mesela Yemen krizinde bunu yaptı. Bu diplomasiyi bitirdiğiniz zaman çok kolay bitirmek, köprüleri atmak. İşte Yemen'e yapılan bir saldırı var. Bir tarafta çok mücehhez bir Suud ordusu var. Bir tarafta işte o baldırı çıplak diye tabir edebileceğimiz Yemenli, Husili militanlar var ama savaş bir türlü sonuçlanmıyor. Hatta Aramco başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın en değerli varlıkları saldırılara maruz kalıyor. Hava alanları hakeza. Dolayısıyla savaşmak, çatışmak kolay ve çok bedeli ağır bir seçenek. Diplomasinin sürdürülmesi gerekiyor. Yoksa ben adım gibi eminim Türk yetkililer başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu zirveye giderken önümüzdeki bu kağıtta yazan genel geçer ifadelerin yer alacağını, üçlü zirveden çok büyük bir ihtimalle yeni bir şey çıkmayacağını biliyordu. Ama Putin'le görüşmek, o sizin de başlangıçta da ifade ettiğiniz bütün sebeplerden dolayı tahıl koridoru da orada konuşuluyor. Türkiye ile Rusya arasında birçok konuda orada konuşuluyor, bölgesel konularda. İyi bir fırsat, gidilmesi gerekiyor, görüşülmesi gerekiyor. Bundan dolayıdır ki Türkiye epey uzun bir süredir ertelediği bu Tahran ziyaretini, biliyorsunuz daha önce olması planlanıyordu bu ziyaretin, en sonunda yapılması kararlaştırıldı. Astana'da buna birleştirilerek böyle üçlü bir toplantı oldu. Tabii yanılabiliriz. Sonuçta üç lider var orada. Önemli kararlar verebilirler. Onu da bu gece herhalde üçlü bildiride görürüz. Ama benim gördüğüm, şu ana kadar gördüğüm, çünkü benzer şeyi ikili görüşmeden de gördük. Türkiye'nin görüşmelerinde hem Ayetullah Hamine'nin ofisinden yapılan açıklamalarda gördük. Taraflar olduğu yerde duruyorlar. Suriye operasyonuna İran karşı çıkıyor. Karabağ meselesini hala hazmedemediğini belli ediyor. YPG konusunda hala yumuşak bir bakış tarzı var. Terörle mücadele gibi genel geçer kavramlar kullanılmakla birlikte. Dolayısıyla her şey yerli yerinde devam ediyor. Çok yeni bir şey beklememek hocam, lazım. Terör ve Karabağ. Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz Erdoğan'ın açıklamalarını, özellikle terörle mücadele konusunda ki bunları şimdi konuşurken benim aklıma bir yandan da Rusya'dan Ukrayna Savaşı nedeniyle Suriye'den Rusya'nın bir miktar gücünü çekmesi ve gelen haberlerden gördüğümüz kadarıyla yerini İranlı milis grupların, İranlı güvenlik güçlerinin doldurması geliyor. Evet. Yani bu da aslında ciddi bir denge değişikliği sayılabilir. Nasıl değerlendirmek lazım? Aslında dediğiniz gibi şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyince ben Sayın Putin'in ve reisinin konuşmalarını daha çok merak ettim. Yani çünkü ciddi bir gerginlik hissediliyor. Öyle bir ton var. Anlaşılan o ki taraflar kendi pozisyonlarını aynen koruyorlar. Böyle bir durumda da ortak bildiri hazırlamak son derece zor. Malumunuz tek tek kelimelerin üzerinde bile bazen saatlerce tartışmalar yaşanıyor. Hemen Putin'den bir cümle söyleyeyim size isterseniz. Suriye'de teröre karşı ortak çabamızı sürdüreceğiz. Reisi'den de gelen benzer bir açıklama vardı. Aynı şekilde Suriye'nin akıbetini kendi halkı belirlemelidir, yabancı müdahale olmamalıdır diye bir mesajı vardı. Aslında verilen mesajlar gördüğümüz kadarıyla daha önce verilen mesajlardan pek farklı değil. Doğru ama satır aralarına bazen kaçabiliyor. Yani ben bugün İran'dan yayınlanan İranlı yetkililerin bildirilerini de gördüm. Yani satır aralarına baktığınız zaman aslında ne dedikleri çok iyi anlaşılıyor. Biz bazen belki ne diyelim, o işte wishful thinking meşhur var ya, yani görmek istediğimiz gibi görüyoruz. Türkiye'nin biraz hoşuna giden ifadeler hemen manşete çekiliyor. Evet. Ama arka planda çok ağır şeyler söylenebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen Emir Abdullahyan'ın ziyaretinde de benzer şey oldu. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bütün manşetler ama amasını mesela çok az, ancak konuşmanın kendisine gidip bulmanız lazım. İran'ın pozisyonunu orada net bir şekilde görebilmek için. Dolayısıyla bu kadar net, Cumhurbaşkanı çok net konuştu. Hatta Astana sürecinin geleceğini buna bağlı olarak nitelendirdi. Yani sizin Rusya'yı suçladı net bir şekilde.
endişeleriniz olabilir lokasyonla ilgili toplantının yapılacağı yerler, ama bu çözülebilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı herhangi bir yerde yapılabilir. Gelin bunu yapın. Eğer çünkü Anayasa Komitesi çökerse Astana çökmüş olur dedi. Yani bu basına açık toplantıda oldukça ağır ifadeler. Ki birazdan işte çıktı gazeteciler. Çok daha net. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da konuşurken arkada görüyordum. Emir Abdullahyan notları getiriyor reisinin önüne. Muhtemelen Putin'in danışmanları da benzer şekilde. Karşı cevaplar hazırlanacak. Benim gördüğüm Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu aynı. Türkiye'de ne dediyse biz bu operasyonu yapacağız. Terör koridorunu. Hocamın da dediği gibi yani gölge etmeyin, başka insan istemez. Yani bizden uzak durun. Karşımıza çıkmayın. Biz bu operasyonu yapacağız. Ama göründüğü kadarıyla, ben çünkü bugün Hamenei'nin açıklamasını da çok dikkatli okudum. Karşı taraf da aynı şekilde duruyor. Ve Türkiye'nin zararına olur diyerek onlar da bir şekilde aba altından sopa gösteriyorlar. Çünkü biliyoruz ki oradaki milis güçlerle irtibatları var, YPG ile irtibatları var. Ve diğer taraftan Türkiye'nin de NATO ile ilişkileri yeni yeni düzeliyor. Belki bu toplantının bu zamana bırakılmasının sebeplerinden biri buydu. Yani NATO'da çok zor durumda bir Türkiye. Bir de Astana'da eli zayıf olsaydı çok daha zayıf pozisyonda olabilirdi. Dolayısıyla Türkiye gördüğüm kadarıyla hem bu dengeleri kurup geleneksel müttefikleriyle, şu anda sorun yaşadığı batılı ülkelerle bir dengeye oturtup sonra Doğu'yla konuşup bu operasyonu yapmak zorunda. Çünkü Suriye krizi bize şunu gösterdi. Eğer zamanında hareket etmezseniz, inisiyatif almazsanız, fazla tereddütle davranırsanız birileri hocamın dediği gibi o boşluğu dolduruyor. Yani biz bunu gördük. Yani Suriye'de coğrafyanın %90'ı belki muhaliflerin elindeyken işte taşıma milislerle oradan buradan toplamın birkaç yüz Hizbullah savaşçısıyla, Afganistan'dan gelen Fatih Yunan'la falan denge değişti. Ne yazık ki o sırada Türkiye'de malum FETÖ terör örgütüyle ilgili bir sürü sıkıntı vardı. Bir de Rusya müdahale etti tabii. Devletin, ondan sonra Rusya müdahale etti. Yani Rusya müdahalesinden önce çok kolay bu iş bitirilebilirdi. Ama işte orada maalesef ordunun içinde bir takım sıkıntılar vardı. Ben hatırlıyorum, o dönemleri yakından takip ediyorduk. Sınırımızda müdahale etmeye dahi o zaman başbakan yani yetkisini kullanamıyordu. Yani o sınırdaki komutan kimse, sonra anlaşıldı onların kim oldukları. Başka yerlerden emir alıyorlardı. Şu anda Türk ordusu böyle değil. Operasyon kabiliyeti son derece gelişmiş durumda. Biz bunu Karabağ'da gördük, Libya'da gördük, Suriye daha sonra darbeden sonra operasyonlara gördük. Dolayısıyla birkaç tane kasabanın alınması NATO'nun en büyük ikinci ordusu için, devasa bir silahlı güç için sorun olmaması lazım. Benim gördüğüm Cumhurbaşkanımızın da hazırlıkları yapıyoruz. Hazırlıklar bittikten sonra biz bu işi yapacağız demesi aslında buna yönelik. Bu operasyon yapılacak ama Rusya, İran hep konuşuyoruz işte. Bugün de birçok programda burada konuştuk. Bölgenin çok önemli aktörleri. Bunlarla köprüleri yıkmamak lazım. Bizim hem İran'la hem Rusya'yla Suriye dışında belki Suriye kadar önemli 10 tane başka dosyamız daha var. Yani yarın yine yüzle bakacağız. Dolayısıyla bunu diplomasi yoluyla kolaylaştırıp o şekilde girmek istiyoruz. Yoksa Irak'ta da gösterdik. Yani Irak'ta da hatta merkezi yönetime rağmen, hatırlayın yani bundan bir yıl kadar önce bir Iraklı komutan general Türk siyahlarının hedefi olmuştu. Yani Türkiye burada çok net koyuyor kırmızı çizgisini. Yani PKK ile işbirliği yapan hedeftir. Bu ister İran yanlısı milis olsun, Şii milis olsun, ister Iraklı ordu generali olsun, bizim için fark etmiyor. Ama bunu dediğim gibi böyle çok sağa sola saldırgan görünmeden, dengeleri gözeterek yapmak önemli. Çünkü uzun soluklu bir hikayeden bahsediyoruz. Yani Suriye'de halk ayaklanması olduğunda kimse bunun bir iç savaşa evrileceğini, en az 10 yıl, belki bir 10 yıl daha süreceğini tahmin etmiyordu şüphesiz. Ama bugün geldiğimiz noktada işte Türkiye bu krizi en yakından hissediyor. İşte her gün görüyoruz, ülkede hiç tarihte geçmişine rastlamadığımız ırkçılık yükseliyor, yabancı karşıtlığı yükseliyor. Ekonomik sorunlarla birleştiğinde birçok problem doğuruyor. Ülkede milyonlarca, 5 milyona yakın yalnızca Arap mülteci var ülkemizde. Dolayısıyla bunların hepsini düşünüp uygun adımların atılması gerekiyor. Bence bu operasyon, Cumhurbaşkanımızı bugün de bir kez daha dinledikten sonra, tabii geldikten sonra yapacağı açıklamalar önemli, uçakla yapacağı açıklamalar önemli. Çünkü bu ilk açılış konuşması, bir de müzakerelerden sonra, diyaloglardan sonra karşı taraf pratik bir şey önerecek mi onu görmemiz lazım. Çünkü özellikle Sayın Reis'i yeni ama Sayın Putin'le Sayın Erdoğan arasında ciddi bir ne diyelim kimya uyuşması var. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Bu hep söyledik. En zor zamanlarda bile uçak düşürülmesinden tutun, Rus büyükelçisinin öldürülmesine tutun, başka olaylarda birçok krizi aşabilirler.
Yani Rusya Türkiye'nin gerçekten artık son aşamaya geldiğini gördüğünde, bunun ölüm kalım meselesi olduğunu gördüğünde belki rejim üzerinde, belki İran üzerindeki etkisini kullanarak ara formüller sunabilir. YPG'nin şu ana kadar rejimin isteklerine, İran'ın Rusya'nın telkinlerine kapalı kaldığını biliyoruz. Daha önceki operasyonlarda da gördük. Tel Aviv'de gördük, evet. Rasulayn'da. Son ana kadar rejimle anlaşmadılar. En son Türkiye girdi, oraları aldı. Belki benzer şey yine YPG'ye söylenecek. Belki bu toplantıdan sonra tabiri caizse kulakları çekilecek. Bakın Türkiye geliyor, kararınızı verin. Ya teslim olun, bırakın silahlarınızı, şeylerinizi, rejim buraya girsin denilecek. Ya da Türkiye geliyor denilecek. Bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi net olan şey, az önce Cumhurbaşkanımızın çok net ifadeler kullanması. Muhtemelen bu operasyona Cumhurbaşkanı kararını vermiş, devlet kararını vermiş. Teknik hazırlıklar bittiği zaman bu operasyonun yapıldığını göreceğiz. Yani Türkiye'nin kararlılığının net şekilde ortaya konulmuş olmasının operasyonun başlamasına ve buna karşı gelecek tepkilere önemli etkileri olacağını söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Yani Cumhurbaşkanımızın ağzından bunun açıklanması defalarca, çünkü bunu artık gerçekleştirmediğimiz takdirde bunun olumsuz yansımaları olur. Yani bir dahaki tehdidinizde insanlar, devletler, karşıda terör örgütü ciddiye almayabilir. Uyarılarınızın, sözünüzün ağırlığını dolayısıyla Cumhurbaşkanı defalarca biz bu operasyona hazırız, burayı temizleyeceğiz dediği zaman, çünkü Cumhurbaşkanımızın bunu yaptığını biliyoruz, sözünü daha önce çok daha kritik zamanlarda çok daha ağır bedeller ödeyerek yerine getirdiğini biliyoruz. Bunu vurgulaması, Tahran gibi az önce dediğim gibi gergin bir ortamda bir tarafta Rusya ve İran varken bu açıklamalarını yapması niyetinin net olduğunu gösteriyor. Ben bekliyorum açıkçası. Yani bu hazırlıklar ne zaman biter, ne zaman başlar, ama çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Terörle mücadeleye vurgu yaptı üç ülke. Hakkı Hocam, size sormak istiyorum. İran Cumhurbaşkanı Reisi terörle ilgili endişeler ciddi bir sıkıntı diyor. Rusya Devlet Başkanı Putin her çeşit terörle mücadelede kararlıyız Suriye'de diyor. Buna karşılık az önce Vişnu Hoca'nın bahsettiği gibi işte batılı ülkeler Fırat'ın doğusunda bölücülüğü kışkırtıyor diyor. Ama Fırat'ın batısından hiç bahsetmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DHPKK-YPG terör örgütleri arasında fark yoktur. Hepimizin ortak meselesidir. Terör örgütü Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor ve ortaklarımızdan destek bekliyoruz diyor. Şimdi terörle mücadelede kararlılık vurgusu tamam. Diğer, yani Rusya ve İran açısından bahsederek söylüyorum. Fırat'ın doğusunda ABD'nin PKK-YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlıktan bahsediyorlar. Ama Fırat'ın batısında PKK-YPG varlığı ve Rusya'yla ve bir yandan da daha az ölçüde İran'la da diyebiliriz dirsek temasından bahsedilmiyor. Ama anladığımız kadarıyla, şimdi Vişnu Hocam da bahsederken o geldi aklıma. Yani Türkiye'nin verdiği mesajlar, siz buraları temizleme sözünüzü tutacaksanız tutun, artık yoksa ben ciddi ciddi geliyorum diye yorumlanabilir mi? Bence onların altını çizmek lazım bu ifadeleri. Yoksa diğer genel ifadelere baktığınız zaman, terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin kaderine Suriyeliler karar vermelidir. Yani bu 7. toplantı, 6 tane sonuç bildirgesini alın. Hepsinde bunu da koyun. Yani %95 oranında örtüşecek, yeni bir şey yok. Yani basın mensupları salondan çıktılar. Acaba içeride ne konuşuluyor dedik. Bir baktık, ikinci basın toplantısı ve bitmiş. Belli ki basının önünde konuşulan şeyler kapalı şeyde tekrar edilmiş. Tabiri caizse herkes bildiğini okumuş. Ve bu gazetecilere önceden hazırlanan bildiri, İbrahim Reis'in de dediği gibi, dağıtılmış. Orada da dediğim gibi 6. bildiriyle kıyaslarsak hemen hemen her şey aynı olacak. Burada bence en önemli madde bu Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı kararlılık mesajı. Anayasa Komitesi meselesi. Yani bir taraftan söz verdiniz, sınırın 30 kilometresini temizleyeceksiniz, temizlemediniz. Anayasa Komitesi ve siyasi geçiş meselesi vardı. Aslanan'ın teşkil felsefesi buydu. Bu sebepten dolayı Aslan'ı kurulmuştu. Ama şimdi öyle bir yere geldik ki pratikte ne geçişi, neye geçeceğiz? Yani işte rejim bir iki göstermelik reform yapsın, bazı rejimi devam etsine geldi İran virüsü. Dolayısıyla bunun kabul edilmeyeceğini vurguluyor. Bence Cumhurbaşkanı son derece net konuştu. Önümüzdeki dönemde dediğim gibi, yani bir taraftan Aslan'ın önemini vurguladı Cumhurbaşkanı. Ama bir tarafta sanki bunun böyle sonsuza kadar böyle devam etmeyeceğini söylemiş oldu. Yani Anayasa Komitesi çalışacaksa çalışsın. Yani yerini bile, toplantı yeri bile ayarlanmıyor. Ve bilmiyorum, Anayasa Komitesi toplantılarına bakarsanız, yani daha girişte
işte komite kimlerden teşkil olacak bile defalarca toplanıyorlar. Yani rejimin bir toplantı yapmak, toplantıdan bir sonuç üretmek gibi bir hedefi yok. Çünkü arkasındaki güçlerin de böyle bir hedefi gerçi yok. Gerçi Putin şimdi bu Anayasa Komitesi toplantılarına destek vermeyi sürdüreceğiz gibi evet. bir açıklama yaptı. Çalışmalara destek vereceğiz ama işte yani sürdürecekse durum kötü, onu söylemeye çalışıyorum. Yani eğer böyle sürdüreceklerse, yani 6 ay toplantı yapıp toplantıyı nerede yapalım diye konuşulacaksa, işte kimler katılacak diye, o ona veto koyuyor, bu buna veto koyuyor, o olmaz diyor, bu olmaz diyor. Dolayısıyla bir Anayasa Komitesi henüz şimdiye kadar ciddi bir toplantı yapamadı. Bu sebepten dolayı. Yani gerçekçi olmak lazım. Daha önce de söyledik. Yani rejim açısından bakıldığında biz savaşarak buralara ele geçirdik. Yani şimdi bu muhaliflerin temsilcilerine ben neden büyük tavizler vereyim diyor. Şimdi anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı şöyle bir ikilemde bırakmak istiyor karşı tarafı. Ya dediğiniz şeyi yapın, anayasal geçişi hazırlayın. Tamam, silahlı çözüm yolu yok, hepimiz kabul ediyoruz, siyasi olacak. Ya da bunu yapamıyoruz madem. Yapmak istemiyorsunuz çeşitli sebeplerden dolayı. Benim güvenlik endişelerimi, ki 30 kilometreyi vurguladı, çözmeme katkı sağlayın. Ama bu ikisi de olmazsa Astana'nın varlığı ne anlama geliyor? Yani Astana'da o zaman burada toplanmamızın, ben bu toplantı başlangıcında da dedim, ne beklemeliyiz diye birkaç yayında, yani bu toplantının olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı bence bunun için gidiyor. Yani gidelim bu toplantıyı aradan çıkartalım. Çünkü çok ertelendi. Çünkü dediğim gibi yani bu toplantının sonucunu bekliyorduk. Şu üçlü sonuç bildirgesini bekliyorduk. Belki bir şey çıkar mı? Suriye rejimin dışişleri bakanı orada. Belki arka planda bir şey pişirilmiştir. Hani bilmediğimiz bir şeyler vardır. Bir soru işareti vardı ama yokmuş. Dediğim gibi ortaya çıkan şey, yine dikkatli okumak lazım sonuç bildirgesini. Ama görünen o ki herkes bildiğini tekrar etti. İlk aşamada sorduğunuz o terörle mücadele kavramı malumunuz. Herkesin terör tanımı, herkesin terör örgütü farklı. Dolayısıyla bence hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yani sıkışılan noktada biz o yapıyı terör örgütü olarak kabul etmiyoruz dediği zaman karşı taraf... Bakın Cumhurbaşkanı kaç kere değil mi? YPG dedi, PKK dedi, YPG dedi, İngilizcesini söyledi. Belki en az 10 defa bu gece duyduk. Bir kez reis veya Putin'den böyle bir şey duyduk mu? Hayır. PKK, YPG. Yani o zaman konuştuğumuz her şey dediğim gibi tek taraflı kalmış oluyor. Ve bizim PKK ile mücadelemiz karşı taraf alıyor. Evet, bütün terör örgütleri kötüdür. Ama sorsanız terör örgütü kimdir? Başlayacak IŞİD'dir, El-Kaide'dir, tamam odur. Peki PKK? Ya işte bu PKK değil, YPG. Amerika'nın argümanları neyse, YPG ile ilgili veya işte Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili, malum sürekli isim değiştiriyorlar. Benzer argümanlar dile getirilecek. Yani karşı taraf açısından bakılırsa aslında haklı sebepleri de var. Yani biz Türkiye olarak hep Türkiye'nin güvenlik endişelerini ön planda tutan Türk analistler olarak böyle görüyoruz. Ama karşı taraf orada bir YPG adında bir aktör görüyor. Şimdi diyor ki ben bu aktöre çok baskı yaparsam, çok zorlarsam, örneğin Fırat'ın batısında ne olacak? Bunun üzerinde yani bu örgüt şöyle bir konsorsiyumsa, bir şirketse, %80'i Amerika'nın malı, %20'si işte Rusya, İran vesaire ise ben bu %20'yi de kaybedeceğim. Yani çok fazla baskı yaparsam, burada Türkiye'ye destek çıkarsam, tamam Türkiye bölgede önemli bir aktör ama YPG tamamen kaybedilecek. Bunu istemiyor. Çünkü biliyoruz ki bunların dirsek teması ilk günden var. Esasında YPG'nin bu kadar alan kazanması, biliyorsunuz muhaliflere karşı Beşar Esad rejiminin alan açmasından ibaret. Hala Kamışlı gibi bölgelerde biliyorsunuz bunlar iç içe. Onun şeyleri var. Şehir merkezi karar alma mekanizmasında İranlı danışmanların hayli etkisi vardı. İranlı danışmanlar da var. Sahada askeri olarak da yani Hasake merkezinde, Kamışlı'da, şurada burada rejim varken etrafında başkaları var. Bir kurşun atılmadan gerçekleşti bu alan teslimleri. Dolayısıyla o taraf da YPG'yi tamamen dışlamak istemiyor. Ama burada bu düğümü çözecek, bu siyasi diplomatik düğümü çözecek tek çıkar yol askeri yöntem. Ben farklı yazılarımda da yazdım. Yani bu kadar hani Karabağ'la ilgili de bunu çok söyledik. Yani işte 20 yıl boyunca siz oturuyorsunuz ya arkadaşlar yapmayın, işgal kötü, Minsk grubu hadi bir şey yapın. Ama 40 günlük bir operasyon yapıyorsunuz. Bütün sorunlar, bütün dertler bir anda bitebiliyor. Yani tabii ki şiddet, silaha başvurma falan tercih edilen bir şey değil. Ama Türkiye iyi niyetini yıllardır gösteriyor. Yani Türkiye çünkü dışarıdan baktığınız zaman yani İran basını bakın biz işte sürekli takip ediyoruz. Yayılmacı, işgalci işte vesaire vesaire Türkiye. Ama Türkiye yıllardır bütün aktörlere verdiği mesaj çok net. Ya bu PKK benim milli güvenliğime bir tehdit.
40 binden fazla vatandaşımı öldürdü. Bunu ülkenize barındırmayın. Yani şöyle bir şey yok. Aa, PKK bir yere gitti, yarın Türkiye gitsin oraya işgal etsin. Ama PKK bir yerde 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca yuvalanıyor, sonradan Türkiye'ye eylemlerde bulunuyorsa, karşıdaki devletler çökmüşse, alan hakimiyeti kalmadıysa veya bununla işbirliği yapmak istiyorsa, Türkiye bunu çok net gösterdi. Az önce örneğini verdiğim gibi Türkiye normalde Irak merkez hükümetiyle çok iyi ilişkileri var. Bunu dahi riske atarak bir takım operasyonlar yaptı ama karşı taraf mesajı aldı. Artık bu resmi ilişkileri kestiler, bir takım işte İran'a bağlı Haçlı Şabi gruplarıyla yürütüyorlar bazı süreçleri. İran, birçok iyi ilişkimiz var biliyorsunuz. Süleyman Soylu'nun dilinden dedi ki bak burada PKK var. Maku'da ya temizle ya biz temizleriz. Yani bir diplomatik krize yol açtı. Ama bunu söyledi. Yani çünkü bu şaka kabul etmez. Yani bazen sonuç alabilmek için bu krizleri gerekiyor. De en azından kontrolü yani şekilde. Yani biz bunu İranlı muhataplarımıza çok söyledik. Gerekiyor. Bakın Halkı Mücahitleri Örgütü'nün merkezi Irak'taydı. Bağdat yakınlarında Eşref kampındaydı ve bunlar silahsızlandırılmıştı Amerikan işgalinden sonra. Silahsız orada Halkı Mücahitlerine İran tahammül etmedi ve orayı bombardıman etti, dümdüz etti. Birçok insan öldü, kalanları Arnavutluk'a kaçtı. Bugün kampları Arnavutluk'ta. Yani siz silahsız teröristlerin belli bir kampta etrafı sarılmış halde olmasına tahammül etmiyorsunuz. Ama bize diyorsunuz ki ya sınırında teröristler olsun, silahlı olsun, tank savarları olsun, karakollarına saldırsın. Ama gel siyasi çözüm bul. Yani bu kabul edilebilir. İyi niyet, komşuluk ilişkilerine falan sığmayan bir anlayış. Ama temelde yine çok uzatmayalım lafı, karşı tarafın da anladığı uluslararası ilişkilerin temel dinamiği bir güç kullanımı. Yani Karabağ'da nasıl bu düğüm çözüldüyse Rusya'ya rağmen, Ermenistan'a rağmen, Fransa lobisine rağmen, Minsk'te herkesin rahatsız olmasına rağmen biz Kanada gibi krizle hiç alakası olmayan bir ülkeden ambargo yedik Karabağ Savaşı'ndan dolayı. Yeterli bedeli ödediğiniz zaman sorunu çözüyorsunuz ve bunun başka yolu da yok. Yani bugün ne konuşuyorsak biz sonuçta güce dayanan şeyler konuşuyoruz. Yani Amerikan-İran gerilimi konuşuyoruz. Husileri, Hizbullah'ı konuşuyoruz. Yani Husiler referandum yaparak iktidarı ele geçirmediler. Hizbullah Lübnan'da dediğim gibi demokratik yollarla ele geçirmedi. İsrail'e karşı böyle bir caydırıcılık kazanmadı gibi. Veya Irak'taki durum hakeza. Dolayısıyla Türkiye eğer bu bölgede milli çıkarlarını savunmak istiyorsa ve ciddiyse öncelikle bu ciddiyetini göstermesi lazım pratik yollarla. İlginç bir nokta ekleyeyim son burada. Son 2 dakikamız kaldı. Son değerlendirmenizi alayım. Hamenei Putin'le görüşmesinde az önce basına da yansıdı. Twitter hesabından da paylaştı. Siz diyor Ukrayna'ya saldırmasaydınız zaten diyor onlar batı tarafı diyor size saldıracaktı falan. Hı. Yani Rusya'nın savaşını bile Rusya'nın bir ülkeyi işgalini bile çok rahat bir şekilde haklı çıkartabiliyor. Ama öbür taraftan Türkiye'nin sınırında küçük bir operasyonla işte böyle eften püften bahaneler getirerek yayılmacılık, saldırmazlık, saldırganlık vesaire diye isimlendiriyorlar. Dolayısıyla son tahlilde yine dediğimiz gibi ne kadar gücünüz var, bunu ne kadar uygulayabiliyorsunuz bununla ilgili. Çok konu var bu meseleyle alakalı ama maalesef süremizin sonuna geldik. Sevgili seyirciler, bugünlük bizden bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.